Renault sembol aracımız var. Talya diyoruz biz buna. Sağdan bir ses geliyor. Yemin ediyorum öyle bir korkutuyor ki arabanın sahibi de korkarak geldi. Renault Talya arkadaşlar. Sembol. Araba genel olarak fena değil. Şimdi sesin sebebini göstereceğim. Ayağımla yapıyorum. Elinle de yitsen olur. Yit. Yit. Hızlı hızlı yap. Dur. Yap. Allah Allah. Nereden yapıyorsun lan bunu? Dur, öbür tarafa yatacağım. Yap. Yap. Alt rotilin cıvataları gevşemiş lan. Sert yap. Bu araba, bu insanı ölüme bile götürür. Belki şu cıvataları sıkısa hiç boşluk kalmayacak. Sert yap. Tamam. Sök bakalım. Amatörün takozu da bozuk gibi oynuyor. Aracımızın sağ tarafında bozuk parçaları var. Solda yok. Tahribatları gösteriyorum şimdi. Aks kafası. Rot başı. Amatör takozu. Ve yenisini takacağız çünkü şurası bayağı bir boşluk yapmış. Sıksan da rot ayarı sıkıntılı olacak. Aksımızın körüğünü değiştik. Lokum gibi oldu. Şu yağı sil, tamam mı abi? Rotülimiz, salıncağımız. Salla sağa sol. Arkadaşlar bu arabanın parçaları çok pahalı değil. Şu gördüğünüz salıncak 1000 lira civarında. 200 lira civarında körük. Keza 150-200 lira. Viraj ucu 100 lira, 75 lira. O civarlarda. Bir de amatör üst takozu değişti bu arabanın. O da yaklaşık 200 lira civarında. Çok büyük bir para etmeyen bir aracın parçaları bozulmadan değiştireceksin. Ya bozulmadan derken yani boşluk yapmışsa değişeceksin. Rota sokacaksın. Hızlı bir çevir bakayım. Şu anda rota ayarı yapılıyor. Rota ayarı makinesine bağlandı. Sol tarafta en ufak bir parça bozuk değil. Nedense hep sağ bozulmuş. Sebebi ise kendi konforunu düşünmüş arkadaş. Hep sağ tarafı çukura düşürmüş arkadaşlar. Şuradaki kontrasomunu gevşetiliyor. Şu sonra buradan anahtarla ya da boru anahtarıyla rot ayarı tutturuluyor. Sonra o kontra geri sıkılıyor arkadaşlar. Evet, şu anda şey tamam. Şu anda bakıyoruz. Evet. Neredeyse hepsi tamam. Tamam alabilirsin çocuklar.
Rota ayarı yapılırken arkadaşlar direksiyon düz bir şekilde ayarlanıyor. Şu yaylı mekanizmayla bastırıyorum, çıkarıyorum. Sabitleniyor. Bastırdım, çıkardım. Alttan rota ayarı yapılıyor. Direksiyon dümdüz duruyor. Yabancı insanlar geliyor, ön takım kontrolü yaptırıyorlar. Aracın ön takımı bozuk mu değil mi diye listeyi alıyorlar. Sonra rota ayarına gelmiyorlar. Onlar için rot balansçılar şöyle bir şey düşünmüş arkadaşlar. Ön takım kontrol ücreti 150 TL. %100 haklılar. Kanalda o listeyi yapana kadar canları çıkıyor. Ama rot ayarı için gelmiyorlar. Ama rot ayarı için gelen insanlar da 600 lira mı rot ayarı? 150 TL'yi düşüp 450 lira alıyorlar ve aracı öyle teslim ediyorlar. Yani demem o ki yine de bir ne diyeyim size, esnaf işi oluyor arkadaşlar.